Merhaba sevgili seyirciler. Spor gündeminde hızlı bir tur attığımız Ters Köşe programına hepiniz hoş geldiniz. Yanımda yine Uğur Meleke var. Hemen başlayalım istersen. Son dönemde tabii spordan çok daha ciddi, hayatımızı derinden etkileyen, hepimizi çok korkutan, endişelendiren ama neyse ki en kötü bölümünü geride bıraktığımız bir darbe kalkışması yaşadık. Çok daha önemli bir hikaye tabii ki o ama bir taraftan da hayat devam ediyor. Bunun spor dünyamıza etkisinin ne olacağı önemli bir soru işareti. Şimdi mesela birçok konser organizasyonu iptal ediliyor. Zaten olağanüstü hal var ama bunun dışında spor karşılaşmaları da, ligler de, yabancı oyuncuların durumu da ciddi anlamda soru işareti. Mesela en basit örneğini söylemek gerekirse önümüzdeki hafta Samsun'da 18 yaş altı Avrupa Basketbol Şampiyonası vardı. Sırbistan takımı gelmek istemediğini açıkladı ki FIBA'nın yerini değiştirip değiştiremeyeceği önemli bir soru işaretiydi. Bu tip etkileşimler oluyor. Ne düşünüyorsun? Bunun yansımaları spor dünyasında nasıl olacak? Yani biz bu ülkede yaşıyoruz. Biraz daha alışığız. Bu sokakları, bu caddeleri, bu insanları biliyoruz. Biz bile kendimize güvensiz hissediyoruz. Şu anda belki spor yorumu yapıyor olmamız İnsanlara garip geliyor. Yazıyor olmamız, çiziyor olmamız, konuşuyor olmamız ama şöyle bakmak lazım. Nasıl bankada çalışan kalktı bankaya gitti bugün. Okulda çalışan kalktı okuluna gitti, öğretmenlik yapıyor. Hani biz de kalktık, işimize geldik, gazetelere, televizyonlara, radyolara geldik, işimizi yapıyoruz. Bizimki de işimizi yapmaktan ibaret. Aslında bir hobimiz mesleğe dönüşmüş olsa da, evet şanslı olsak da şu anda hobi olarak yapmıyoruz bunu. Meslek olarak yapıyoruz. O yapmak zorundayız. Aslında hiçbirimizin tadı tuzu yok. Kesinlikle büyük keyifle yapmıyoruz. İnandığımız idealler adına, kendi ülkemiz adına başka şekillerde de mücadelemizi gösterebiliriz. Sokakta veya başka yerde. Ama aynı zamanda hayatın devam etmesi de bu ülkenin geleceği için çok önemli. Biz de hayatın devam etmesi için kendi işimizi yapmak zorundayız. Senin de söylediğin gibi bankada olsun, memurlukta olsun, belediyede olsun, nerede olursa olsun. Ama şöyle bir şey var. Özellikle yabancı oyuncuların, yani daha doğrusu şöyle ifade edelim. Daha Batı Avrupalı, daha huzuruna önem veren oyuncuların ya da daha bilmeyen, daha dışarıdan baktığında tam olarak iyi enformasyon almadığı için çok çekinceyle bakan oyuncuların da mesela Türkiye'ye gelmesinde ciddi soru işaretleri oluşuyor gibi gözüküyor. Mesela o halin anlamını yeni nesilde biliyor bizde. Neden? Evet. Güneydoğu'dan biliyor. Evet. En azından 2000'li yılların başında hala Güneydoğu'da çeşitli vilayetlerde o hal devam ediyordu ama Fransa'da Paris saldırılarından sonra olağanüstü hal ilan edildi. Orada hemen hemen hiç kimse, yaşayan hiç kimse hayatında olağanüstü hal görmemişti. Çünkü en son 2. Dünya Savaşı'nda görmüşler olağanüstü hali. O anlamda tabii orada yaşayanlar, oradaki kültürel yapı, sosyal yapı, işte iç huzura daha fazla alışık olanlar için daha yeni, daha yabancı. Onların da daha fazla garipsemesini aslında anlıyorum. Yani insani bir şey. Aynen. En kısa sürede bütün izlerini atıp tekrar daha huzurlu, hani sadece sporun değil, özellikle hayatta daha huzurlu, herkes için, hem içindekiler için hem dışarıdan bakanlar için daha zor bir yere gitmeyi ümit ediyoruz. Süremiz tamamlandı ama konu bitmedi. Buradan çok bağlantılı bir konuya geliyoruz. Beşiktaşların biraz canını yakan, endişelendikleri, çekindikleri ama biraz daha hayli şüphelendikleri, yani bu son olayla bağımsız olarak çok şüphelendikleri bir durum vardı. Mario Gomez'in takımda kalıp kalmayacağı. Özellikle Euro 2016'da Almanya milli takımının çok demirbaşlarından biri haline geldikten sonra bu biraz şey, Mario Gomez Almanya milli takımında oynadı diye bambaşka bir oyuncu olmadı. Ama bir anda algısı Beşiktaş'ta oynadı. Beşiktaş'ın şampiyonunda çok büyük pay sahibi olmasına rağmen Euro 2016'da çok daha fazla göz önüne çıkıyorsun. Bu biraz da Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı olmakla, atıyorum Belçika Ligi'nde çok başarılı olmak arasındaki bağlantı gibi. Yani aynı şekilde. Bundan biraz endişeleniyorlardı ama daha sonra Mario Gomez'in açıklaması geldi. Kendi açıklaması, kendi Facebook sayfasına yaptığı açıklamada sosyal medyası aracılığıyla biraz işte Türkiye'deki genel durumdan etkilendiğini söylemiş. Ben bunun %100 doğru olduğuna çok inanmadım açıkçası. Yani daha doğrusu bir insanın neden endişe edeceğini veya önceliklerinin ne olduğunu biz dikte edemeyiz. Dediğim, sen de biraz evvel söyledin. Yani onun hayata bakış açısı ve onun yetiştiriliş tarzı, onun dünyadaki endişeleri, korkuları, beklentileri çok daha farklı olabilir. Bu yüzden kesinlikle suçlanamaz. Ben o yüzden Mario Gomez'in gitme kararını irdelediğimden değil ama ben sadece bu olaylarla bağlantılı olmadığını, başka fikirleri olduğunu, ki bunun da çok normal olduğunu söylüyorum. Yani Beşiktaş'tan daha başka bir yerde oynamak istiyor olabilir. Olay, yani Türkiye'deki genel iklimden ya da başka bir şeyle alakalı değil. Sen ne düşünüyorsun? Fiorentina'dayken milli takıma çağrılmıyordu. Almanya sonrası kariyeri düşüşteydi. Gider gitmez sakatlandı. İtalya'ya gider gitmez. Sonra sakatlıktan döndü. Fiorentina'da Vincenzo Montella ile hiç yıldızı barışmadı. A milli takımdan uzaklaştı. Beşiktaş'a geldi, düşüşte olduğu bir dönemde.
Beşiktaş'a çok şey kazandırdı ama Beşiktaş da ona çok şey kazandırdı. Bir sporcu nerede olmak ister? Bir futbolcu nerede olmak ister? Alman bir futbolcu. Alman milli takımda olmak ister. Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda olmak ister. Şu anda orada. Şampiyonlar Ligi'nde olmak ister. Bu sezon orada olacak. Yani bir futbolcu üst düzey arena, üst düzey mücadele anlamında daha yüksek nerede olabilir ki? En yüksek yerlere Beşiktaş formasıyla ulaştı Gomez. Fiorentina formasıyla değil. Dolayısıyla Gomez'in Beşiktaş'a verdiği kadar Beşiktaş'ta Gomez'e verdi diye düşündüğüm için ben kalacağını tahmin ediyordum. Ve Beşiktaş'ın masada güçlü olması gerektiğini düşünüyordum. Ama yine az önce değindiğimiz maalesef huzursuz ortama dönüp dolaşıyor, iş dokunuyor. Bir insana nasıl hissedeceğini dikte edemezsin. Doğru. Kötü hissediyorsa kendini, burada iyi hissetmiyorsa, ki zaten ben açıklamayı okudum. Tamamen son 3-4 günde gelişen politik olaylarla ilgili diyor. Terör olayları diye bir şey geçmemiş açıklamasında. Son 3-4 günde gelişen politik hadiselerle ilgili diyor. O onun huzursuzluğunu artırmış belli ki. Oradan huzursuz olmuş Mario Gomez ve tercihini herhalde Almanya'ya kullanacak. Bir de iyi bir fırsat oldu onun için. Almanya'daki diğer forvetlerin formsuzluğu vesaire onun öne çıktığı için. Bence buradan daha başka bir takıma gitmek, atıyorum İngiltere Ligi olabilir, başka bir ligi olmak için bir fırsat olarak görmüş olabilir. Ama dediğimiz gibi onun tercihidir diyoruz ve bir sonraki konumuza geçiyoruz. Bu konuda sen konuşmayı çok seviyorsun. Özellikle Euro 2016 sonrası çok daha gündeme geldi. Bu sistem tartışmaları. Tekrar 3-5-2'nin yükselişi mi? 3-5-2 tekrar gündeme mi geliyor? Fenerbahçe'de sistem ne olmalı? Herkes, her kafadan bir ses çıkıyor. Ama bunun herhalde net, daha doğrusu hani tabii ki kadrolar ve takımlarla ilgili tartışmalar yapılabilir ama 3-5-2'nin 4-4-2'den daha iyi olduğu ya da 4-3'ten daha iyi olduğu ya da o daha iyi olduğu diye bir şey söylemek artık o kadar kolay değil anladığım kadarıyla. Bence oyuncuya göre belirler bunu tek sektör zaten. Ama 3-5-2'nin tekrar çok geçerli ve çok doğru oyuncu şeyiyle, grubuyla çok da verimli olabileceğinin herhalde bir zaman, yani bundan yaklaşık 2 sene kadar önce artık 3-5-2 oynamak son derece verimsiz görürken şimdi ciddi anlamda oyuncu malzemesine göre oynanabileceği düşünülüyor. Aynen öyle. Oyuncu malzemesi uygun olduğu için İtalya çok başarılı uyguladı. Galler çok başarılı uyguladı. İtalya Serie A'da 8-9 takım var. Üçlü savunma oynayan. Güney Amerika'da çok yaygın. Arjantin Ligi'nde, Şili Ligi'nde. Şili milli takımı peş peşe 2 Copa Amerika kazandı. Üçlü savunmayla ya da yerine göre 5'li savunmayla. Dolayısıyla evet, yeniden çağdaş dizilişlerden biri. Ama 3-5-2 4-4-2'den daha iyidir. Hayır, 4-3-3 daha iyidir diye bir tartışma. Çok sağlıklı bir tartışma değil. Oyuncu hepsinde 10 kişi var. Hepsinde 10 kişi var. Aynen öyle. Kaleci hala 11 kişi var. Oyun sayısı artmıyor. Fenerbahçe'nin de şu anda oyuncu listesine daha uygun olduğu için sanırım 3-5-2 sence daha uygun mu peki? Eksikler olduğu için evet daha yoğun. Çünkü neden? Geçen sezon 4-3 oynuyordu ya da 4-2-3-1 oynuyordu. Dolayısıyla hücumda iki kenar açığına ihtiyacı var. Nani gitti oradan. Alper Potuk cezalı bu 4 Avrupa maçında. Volkan Şen cezalı yılbaşına kadar. Elde de kenar hücumcusu olarak kullanabilecek işte Stoch gibi, Emenike gibi, Atif gibi yeniler dışında bir seçenek kalmadı. Ya da Van der Fiel gibi devşemeler dışında. Peki bir şey soracağım. Şimdi ben futbol, ya basketbol benim branşım olduğu için futboldan biraz uzun ama futbolun özellikle bu takviminin çok haksızlıklara gibi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe için belki de yılın en önemli, ligin son döneminde belki şampiyon yarışında olursa gübremini bırakıyorum ama 2017 yılı yılbaşına kadar en önemli maçları önümüzdeki maçlar. İşte Monaco evet. Karşılaşması falan. Bu kadar kısa bir takvim, takım daha hazır değilken bu maçlar hazırlandığı zaman daha kısa vadeli bir çözüm için 3-5-2 mesela daha mı uygundur? Hangisini sen daha uygun olduğunu düşünüyorsun? Daha kısa vadeli hemen takımı hazır edebilmek ve hemen belli bir şeyler yapabilmek için. Fenerbahçe'nin ideal 11'inden 8 oyuncu çıkamayacak Monaco maçta. Geçen sonki ideal 11'inden. Tam hoş 8 değil. Oyuncu. Yani kaleciler sakat. Stoper Bruno Alves gitti. Bekler Gökhan Caner gitti. 4. Orta sahada Mehmet Topal, Alper Volkan cezalı. Nani gitti 8. 8 ideal oyuncu çıkamayacakken eldekilerden en iyi kulübün dizilişi hangisini yapabiliyorsa onunla çıkması çok daha bir top eleyen. O yüzden hak veriyorum ben. Ya bu kadar, biraz da takımlara haksızlık değil. Bu kadar kısa vadede çok önemli maç oynayacağız. Bir önceki sezonun sonu olabilir mi? Şey tarihi, önlemelerin tarihi. Sadece önlemeler için söylüyorum. Bence önlemeleri daha geriye gitmek lazım. Süremiz kalmadı. Hemen geri dönüyoruz. Son dönemde pek iyi haberler alamadığımız ve genelde biraz daha diğer büyük takımlara, yani Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi üç büyükler dediğimiz takımlar arasında son dönemde daha karamsar olan taraf Galatasaray. Özellikle mali tablo olsun, son dönemdeki futbolda alınan kötü sonuçlar olsun. Fakat biliyorsun her yeni sayfa, beyaz sayfa çok fazla, bence biraz normalden de fazla ümit barındırır. Çünkü ümit insanın en büyük şeyi, ihtiyacı. Galatasaray'da yeni sezonla ilgili ümit kazanmak için son dönemde bir iki güzel hikaye buldular. Bunlardan birincisi de Bruma. Hazırlık maçlarında
Bu arada hazırlık maçları hiçbir şekilde ölçü değil yani, onu bir yere koyalım yani. Dünyanın hiçbir yerinde tam ölçü değil. Ha güzel ışık, şöyle ışığı görebiliyorsunuz ama o ışığın sonunda illa aydınlık var demek değil, ama ışığı görmek güzel bir şey. Ama buradan baya baya bir projektör yansıyor gibi. Seyrettin mi bu arada hiç? Seyrettim. 3 tane Thun, Young Boys, Zürich. Basit üst sayılabilecek rakipli oyunda Galatasaray. 2 tanesi birincilik takım 1-1 kaldı İsviçre birincilik takımlarıyla. Bir tanesi ikincilik takımı 13-0 yendi. Galibiyet aldı tek rakip. İkincilik rakibiydi. Yani ama galibiyetlerden daha başka şeylere bakılıyor diye düşünüyorum. Evet, birçok yeni oyuncuya şans verdi. Birhan Vatansever'i orta sahanın ortasına kullandı. Endoğan Adili'ye kenar rotasyonunda şans verdi. Sinan Gümüş beklendiği gibi parladı ama beklenenin biraz üstünde çıkış yapan oyuncu gerçekten de Buruma oldu. Buruma şu yüzden çok genç bir çocuk yani. 22-23 yaşında. Sadece sporcu olarak değil, insan olarak da gelişiyor. İnsan olarak da karakteri kopuyor. O yüzden bir de umutları daha fazla işaretiyor değil mi yaşından dolayı? Aynen öyle. Sanki o davranışı, eli ayağı koordinasyonu biraz gelişmiş Buruma'nın. Yani 20-21 yaşındayken daha bir çocuktu. Çok da fazla beklenti yüklüyorsun. U20 Portekiz milli takımıyla dünya şampiyonasında 4 maçta 5 gol attı. Bir yanda Portekiz A milli takımına çağrıldı bu kadar küçük yaşta. Cristiano Ronaldo'larla, Quaresma'larla, Thiago'larla falan beraber oynadı. O birden beklenti enjekte ediyor oyuncuyu. Ve zor bir karakter sınavı oluyor. Zor bir insani sınavı oluyor 20 yaşında bir çocuk için. Ve Buruma da bunu kaldırabilecek olgunluğa sanki sahip değil. O yaşta bir oyuncunun başka bir ülkede oynaması da herhalde kolay. Hem aslında iyi bir deneyim kişisel gelişmesi, ama aynı zamanda ciddi o deneyimi daha zorlaştıran, belki daha yükseğe sıçramasını sağlıyor ama daha yüksek bir çıta koyuyorsun o zaman. Çünkü yani 20 yaşında ne olursa olsun başka bir ülkede yaşamak çok kolay değil. Kimse için kolay değil yani. Yani üniversite okumaya gittiğin zaman, ki bir okul atmosferinde olduğun zaman bile zorlanabiliyorsun ki, üzerinde bu kadar baskı var, bu kadar beklenti var, bu kadar sana inanan camialar var. Onun da herhalde bir etkisi. Ben yatılı olacak. Okula gittim. Ankara Çocuk Anadolu'ya. Benim için harika geçti Ankara yıllarım. İnanılmaz ben de ben de Ankara'dan İstanbul'a yatılı geldim. Sen Ankara'dan İstanbul'a geldin. Muhtemelen sen de iyi geçirdin. Ama yan ranzadaki arkadaşım altını satıyordu. Ya onun için de kabus oldu. Böyle bir senaryo. O yüzden hani evet, bazı oyuncu için olağanüstü bir kişisel gelişim fırsatı. Ve bazı oyuncu için zor. Tek cümle söyleyeyim. Bruno bir sene büyük patlama yapacak mı peki sence? Çok büyük patlama beklemiyorum. Ha tamam. Üstüne koymuş olabilir. Okey. Umutlar olsun ama çok abartmayalım diyorum. Hemen konu bitti. Sonra bir de Trabzonspor'a gelin. Trabzonspor'un o da bir yön bulma gayesinde son dönemde Trabzonspor. Fakat özellikle transfer politikasıyla ilgili, bu arada ben hep soruları ben soruyorum çünkü senin uzmanlık alanı, ben de çok hakim değilim o yüzden yani yanlış anlamasın. Birazdan benim de soracaklarım var sana. Trabzonspor'un özellikle transfer politikası, yeni Ersun Yanal döneminde transfer politikasıyla ilgili önemli soru işaretleri var. Onların transfer piyasasında biraz daha Doğu Avrupa'ya yönelmesiyle ilgili. Sen ne düşünüyorsun? Valla Trabzonspor 3 sezondur her yılın başında bir reorganizasyon çalışmasına, çabasına giriyor. Ama ha, şimdi bu benim bildiğim iş abi. Takım sporlarında sürekli yeniden yapılanıyorsan abi, hiçbir zaman, çünkü yeniden yapılanma denildiği şey bir şey yapmaktır. Abi sürekli birinci katı çıkıp yıkıyorsa ikinci katı ne zaman çıkacağız derler. Ha bazen Çinliler gibi çok hızlı 2-3 kat çıkabiliyorsun ama çok istisnai durumlarda oluyor. Aynen öyle, sürekli birinci katı yapıp yıkıyor Trabzon. Halil Uçuş döneminde 20 küsur oyuncu aldı. Geçen sezon başı ve devre arasını toplarsak yine onun üzerinde oyuncu aldı. Bu sezon başı yine yeniden yapılanmadan bahsediyorlar. Bu doğru bir metot değil. Doğru bir yöntem değil. Trabzon için doğru yöntem, markette 10 kallık oyuncuya yönelemiyorlar. 10 milyon euroluk oyuncu. Ona Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş yöneliyor. Onlar biraz daha bir alt seviyeye yöneliyorlar. Onları almak ve onları geliştirmek. Zaten Şenol Güneş dönemlerinde başarı da böyle gelmiştir. Burak Yılmaz'ı aldığında çok büyük bir yıldız değildi. Selçuk İnan'ı aldığında, Engin Baytar'ı aldığında, Jaja'yı aldığında. Şenol Güneş hep marketten 42,5 numara ayak gibi gözüken oyuncuyu aldı. Anadolu takımları yani 42 numara ayakkabıya biraz büyük geliyor. Ama İstanbul takımlarının 43 numarayı acaba küçük mü endişesi var. O 42,5 ayakları aldı, 43'e adapte etti. Bugün de Trabzonspor kadrosuna baktığımız zaman yine bu tür oyuncularla dolu. Muhammed Demirler, Güray'lar, Aytaçlar, yine bu tür oyuncularla dolu. Peki çekirdek olabilecek oyuncu var mı? Ersun Yanal bence bu kadroyla, Mehmet Ekicilerle, Muhammedlerle, Aytaçlarla, Okaylarla bunu yapabilecek bir kadro var elinde. Peki yabancı transferler için ne diyorsun? Nokta atışı yabancı transfer yapmalar. Yani Trabzon şu anda transfer şampiyonu olmamalı, eldekinin değerini bilmeli.
Eldeki kere, önce değerli hissettim. Bir kere ya ben şunu bir düşünüyorum. Bu Trabzonspor için de geçerli, Anadolu Efes için de geçerli, atıyorum Valencia için de geçerli. Bir kere bir çekirdek olması lazım. Çekirdek olmadan ve o çekirdek olmadan etrafını süsleyemez. Sürekli süsle uğraşırsan abi sadece elinde bomboş süs kalıyor yani. Önce o çekirdeği oluşturmak lazım. O konuda ama sen anladığım kadarıyla oldukça iyimsersin bu seneki çekirdek oluşturulabilecek en azından malzeme olduğunu inanıyorsun. Kesin var, kesin var. Yani Şenol Güneş'in 2010-11 sezonu öncesi elinde olan malzemeden daha kötü bir malzeme değil bu. Çale'den daha kötü mü sol bek? Serkan Balcı'dan daha kötü mü sağ bek? Giray'dan daha kötü mü stoper? İşte Kolman'dan daha kötü mü orta saha oyuncusu? Engin Baytar'dan daha kötü mü kenar oyuncusu? Umut Bulut'tan daha kötü mü santrafor? O zaman çimento, kum, su her şey var. Bakalım şey olacak mı? Güzel betonlu değil. Güneş Üniversitesi'ne uygun öğrenciler var. Yanal Güneş Üniversitesi'nin yeni kampüsünü kurabilmeli. Okey. Mesele o ve benzer bir üniversite eğitiminin de bizde iyi aldığını düşündüğümüz halde çocuklar sonrasında getiremiyorlar basketbolda. Şimdi ben bu akışta Ümitler Avrupa Şampiyonası çeyrek finalde izi görünce hemen sana onu sormak istedim. Yani biz 18'de de şampiyon olmadık mı 18? Olduk. U20'de galiba final mi oynadık? U20'de de şampiyon olduk. Şampiyon olduk. Evet. Bu Ümitler Avrupa Şampiyonası çeyrek finaldeyiz ama A takımın üzerinde sen kötü olduğunu söyledin geçen hafta. Şöyle, şimdi bu takım zaten U18 şampiyon olan, bu sene de U19 yaş altı dünya şampiyonasına giden takım nüvesine sahip. Bir tek Ömer Faruk Gürsemen daha sonra dünya şampiyonası kadrosundan geldi. Şöyle, ben bunu aslında sırf basketbol için düşünmüyorum. Yani bu arada bu harika bir jenerasyon, onu söyleyeyim yani. Şimdi onu bir kenara koyalım da, çok yetenekli gerçekten. Bu altın jenerasyon yine değil mi? Altın evet, jenerasyon. Fakat şöyle bir şey var. Biz futbolda da, daha doğrusu birçok branşta da çok fazla altın jenerasyon yetiştiriyoruz. Biliyorsun futbolda da Avrupa küçük yaş gruplarında sürekli iddialı takımlarımız var. Almanya'dan da bunu besliyoruz, Alman altyapılarından da. Fakat ben şeye çok inandım artık belli bir zaman içinde. Türkiye'de bizim basketbolcu, futbolcu yetiştirmek konusunda çok sorunumuz yok. Zaten artık iletişim öyle bir yere geldi ki dünya üzerindeki çalışma teknikleri, beslenme teknikleri yani oyuncu yetiştirme teknikleri 3 aşağı 5 yukarı bilmiyor. Gizli kapaklı hiç kimse bir şey yapmıyor. Ha ne kadar disiplinli yaptığını, ne kadar iyi yaptığını ayrı konu. Fakat sorun şu. Biz iyi basketbolcu, iyi futbolcu yetiştiriyoruz da iyi birey yetiştiriyor muyuz? Ve o yüzden de belli bir yaştan sonra bireysellikleri yani birey olarak geri kalmışlıkları, birey olarak belki de eksiklikleri basketbol yaptıkları işe basketbolcuklarına ve futbolcuklarına yansıyor. Mesela en basit örneğini söyleyeyim. Türkiye'de çok değerli basketbol yetenekleri var. İşte bu takımda da var mesela. O kadar küçük yaşta bir anda yetenek olarak ortaya çıkıyor. 14-15 yaşında keşfediliyorlar zaten. Şimdi ondan sonra gerek ailenin tutumu, gerek çevrenin tutumu, gerek menajerlerin onun üzerinden, yani ondan beklentisi olan herkes diyeyim. İyi niyetli veya kötü niyetli önemli değil. Çok iyi niyetli, ailesi de çok iyi niyetli beklentilere sahiptir. Oğlumuz başarılı olsun istiyor, kızımız başarılı olsun istiyor. Fakat bu beklentileri yönetmek konusunda çok ciddi sorunlar. Mesela en basit örneği. Oyuncular daha yetişsin diye okula gönderilmiyor. Çok antrenman yaptırılıyor. Şimdi okula gitmemenin, çok antrenman yapmanın belki biraz daha driblingini geliştiriyorsun ama dünya görüşü daralıyor. Sürekli başarılı olduğu bir alan dışında daha zor bir yere geldiğinde iş çok daha zorlaşıyor. Mesela A takıma geldiğin zaman kendinden çok daha kuvvetli, kendinden çok daha güçlü oyuncularla karşı karşıya. Başarısızlığı hiç bilmiyor. Mesela orada yıldız ya. Her maç çıkıp 30 atıyor. 30 atamadığı gün ne yapacağını bilecek ve ona karşı mücadele edecek bireysel donanıma sahip olmuyorlar. Ben bunun en büyük sorun olduğunu düşünmeye başladım. Okula gitmek, doğru bir çevrede yetişmek, sokağa öğrenmek, başarısızlığı görmek. Çünkü hepsi çok başarılı ve çok yıldız. Çıkıyor sürekli 30 atıyor çünkü. 30 attığı zaman da bütün sorunlar çözüyor. Arkadaşları aslanım diyor, kızlar dibine düşüyor. Menajerler oğlum sen çok büyük para kazanacaksın diyor. Ailesi gurur duyuyor. Öyle değil. O 30 atması bekleniyor ama 30 atmasının dışında başka bir sürü şeyler var. Ya da işte 3 gol at, hat-trick yapması aynı şey yani. Ben buralarda bizim özellikle okul konusunda, çocukların büyümesi konusunda, bireysel hemşire konusunda çok sorun yaşadığımızı düşünüyorum. Sürem bitti, bütün hepsini aldım kusura bakma. Yo, diğer konu da enteresan. İki ayrı organizasyon var basketbolda evet. Anladığım kadarıyla ve bu iki ayrı organizasyon artık paralel yürüyemiyor. Hiç yürüyemiyor. Anladığım kadarıyla. Futbolda da zaman zaman böyle sorunlar oluyor ama UEFA bir şekilde bertaraf ediyor bunları. Sanırım çünkü basketbolda sorun büyüdü. Pasta küçülünce kavga büyür diye bir laf vardır biliyor musun? UEFA'nın en büyük şansı pasta, para çok olduğu için onun bölüşülmesiyle ilgili sorunlar var ama sonuçta herkes abicim zaten hani bana daha çok pasta daha az pasta derken pasta yiyor. Şimdi pasta o kadar küçüldü ki pasta yiyemiyor bazıları. Bu yüzden kavga çok büyümüş durumda. Ve öyle komik bir durum oldu ki Avrupa'nın en önemli ikinci spor kulüpler bazındaki ikinci basketbol organizasyonu EuroCup takım arıyor ve bulamıyor. Davet ediyor işte İtalyan takımı. İtalyan takımları yok biz gelmiyoruz. FIBA'nın organizasyonunda Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz diyor. O da abi gelsenize kura çekeceğiz ya bu iki dakika takım yok falan diye. Şimdi
gülüyoruz falan da çok trajikomik tabii. Bu en başta yalnız özellikle Avrupa basketbolunu yönetenlerin ciddi pazarlama sıkıntıları ve parasal darboğaza girmesiyle oluştu. Şu anda Avrupa'da basketbolun yükselişte olduğu çok az ülkeden biri Türkiye mesela. Her yerde düştü. En basit örneğini söyleyeyim sana. Euroleague'in geçen seneki sponsorlarının 5'inin 4'ü Türk'tü. Evet, o dikkatimi çekiyordu o. Ya şimdi... Amerikan aksanlı okurlarken doğmuşlar. Falan diye. Şey, şimdi 4'ü aynı ülkeden olursa, İtalyan da olsa... İspanyol da olsa burada bir sorun vardır. Yani bu bütün Avrupa'yı çok kapsamadığı anlamına gelir. Ve burada gelen miktar düştüğü zaman bunun nasıl paylaşılacağı da çok ciddi sorun olmaya başlıyor. Ve şimdi Euro Cup'a bir de idari ayrım oldu. Şampiyonlar Ligi kuruldu. Buraya takım bulamıyor. Hangisi daha geçerli onu da bilemiyorsun. Bu aynısı benzeri 2001'de olmuştu işte. İlk ULEP kurulurken bu organizasyon. Fakat gidip gelip şeye dayanıyoruz. Yani... Basketbolun pazarlanmasının çok ciddi bir sorunu var abi. Artık rekabet üzerinden pazarlama yaratmak yeterli ve geçerli değil. Ben bunun en güzel örneğini şeyden veriyorum, futboldan, senin alanından söyleyeceğim. Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu Real Madrid. 15 dakika sonra falan Barcelona'nın resmi hesabından Real Madrid'i kutlayan bir mesaj geldi. Twitter'da hatırlıyor musun? Evet. Bundan 5-6 sene önce bunu tahmin edebilir miydim öyle bir şey olacağını? Biliyorsun, çok daha zordu. Çok daha. Çünkü artık... birbirini rekabette ezip geçmek yerine rekabeti beraber büyütmenin çok daha büyük ekonomik getiriler olduğunu, çok daha geniş kitleye hitap ettiğini futbolda çok iyi anladılar. Maalesef basketbolda bunun anlaşılamamış olması daha en baştan hatayı yaratıyor. Benim asıl fikrim yani bütün her şey ilişkili bir paraya dayanıyor. Ve Avrupalı iyilerin hep Amerika'ya gidiyor olması. Ya onun da payı var ama abi sen kendi rekabetini güçlü tutarsan ya sonuçta illa herkes kazanmak zorunda bir tane kazanılıyor. Belki oyuncu kalitesi bakımında bir aşağı düşersin ama bu organizasyonu ve o izlencenin keyfini düşürmemeli. Düşürmeye de bilir ama sen bütün pazarlamayı birbirimizi yeneceğiz, ezeceğiz diyorsan bir yerde tıkanıyorsun dedik ve sorunumuz bitti. Peki Amerika milli takımını nasıl etkiliyor? Avrupa'nın en iyilerinin NBA'ye gitmesi, yabancı sayısının inanılmaz artması. Abi rekabet her zaman iyi bir şeydir. Ben bunu bilir bunu söylerim. Yani o konuda da fikirdaş ol, yani aynı fikirde olmuyor. Ama şimdi olimpiyata değil mi LeBron James gibi, Stephen Curry gibi oyuncular gitmiyor. Gitmiyorlar. Birkaçının çok ciddi sakatlığı var. Bazıları Zika virüsünden çekindiği için gitmiyor. Bazıları dinlenmek istiyor. Ama zaten 30 kişilik bir kadro açıklamışlardı. Ben 30 kişiyi gördüm. Sonra Damian Lillard eklendi. 31 oldular. Ben o kadroyu gördüğüm zaman, aday kadroyu yani... zaten abi gözün kapalı 12 tane adam seç zaten şampiyon olurlar diyorsun. Yani ki nitekim ciddi anlamda önemli oyuncular senin de bahsettiğin gibi LeBron, Stephen Curry, Anthony Davis vesaire gelmediği halde gene çok çok iyi bir kadroyla girer. Bir tek son anda Kyrie Irving'i ikna ettiler. O önemliydi çünkü oyun kurucuları yoktu. Bir tek Kyle Lowry'ye kalmışlardı. Yani bir pozisyonel olarak bir sorunları vardı ama Kyrie Irving de geldikten sonra ya şimdi bakıyorsun abi ilk 5 yani daha doğrusu 2 tane 5 çıkarayım sana. Kyrie Irving, Kevin Durant, Carmelo Anthony, Klay Thompson, DeMarcus Cousins. Bu maç, bu kadro her maç 120 atar. Bir başka kadro çıkarıyorum aynı takımdan. Kyle Lowry, Jimmy Butler, Paul George, Draymond Green ve DeAndre Jordan. Bu da 60 yemez. 60'ın altında tutar yani. Yani şimdi zaten onların oyuncu malzemesi zenginliğiyle falan baş edemez yani. Mümkün İki finalist çıkaracak kadar koptular mı yani? Arjantin'le oynayacaklarmış ilk maçı. İşte abi kritik nokta orası. Ben bunun 12 yıllık döngüler olduğunu düşünüyorum. 1992'de ilk profesyonel oyuncular geldiği zaman makas ne kadar çıkıyor? İlk rüya takım. Gerçek rüya takım yani. Çok açıktı. 12 yıl sonra 2004'te makas kapandı gibi Avrupa'dan öne geçti. İlk maçında Porto Rico'dan 27'ler. Porto Rico ki biliyorsun onların küçük kardeş diye gördükleri ülke. Sonra da zaten bronza zar zor ulaştılar. Fakat 12 yıl daha geçti 2004'ten sonra. 2016'ya geldik ve makas 92 kadar açıldı tekrar. Çünkü bu da aslında toplu, yani sen dedin ya Avrupalıların gitmesi. İşte rekabetin güzel tarafı bu. Birbirlerine çok şey öğrettiler. İlk Dream Team geldiği zaman 92'de Avrupalıların ne kadar yavaş olduklarını göstermişti. 30 saniye süresinin 24'e inmesi tamamen o Dream Team sayesindedir. Amerikalılar çok daha hızlı ve çok daha kuvvete dayalı oynuyorlardı. Avrupalılar bunu gördü. Daha hızlandılar, daha ama bu atletizmi kolektiviteyle yenmeyi başardılar. Amerikalılar da ya kardeşim biz hopluyoruz, zıplıyoruz, güçlüyüz falan da kolektif oynamadığın zaman, alan paylaşımı yapmadığın zaman, doğru organize olmadığın zaman bu bir işe yaramıyor. Ya da yetmiyor dediler. Ha şimdi Amerikalılar da çok şey öğrendikten sonra, bu Avrupalılar sürekli gidiyor onlara birçok şey öğretiyorlar. Şimdi Amerika'daki geçerli basketbol düzeni artık birebirden falan çıktı. Biliyorsunuz zamanlar alan savunması bile yasaktı. Şimdi pace and space dedikleri tempo ve alan paylaşımı temelli oyun oynuyorlar. Ve o yüzden
Avrupalıların yaptıklarını çok daha hızlı yapmaya başladılar ve makas gene korkunç. Her maçı işte son dünya şampiyonası 2 sene önce her maçı 30'la kazanıyorlardı. O zaman bu olimpiyatta da 92 rüya takımını anımsatan skorları göreceğiz. O ayrı onun yeri tabii ama gerçekten göreceğiz. İsim olarak ayrı ama herhalde skorlar benzeyecek. Bir programın daha sonuna geldik bu arada. Gene süremiz tamamlandı. Gene çok teşekkür ediyorum. Seyircilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere.